da Maraş Pazarcık merkezde depremde etkilenen İslahiye ilçe merkezindeyiz. İslahiye ilçe merkezinde neredeyse ilçenin yarısı yıkılmış vaziyette. Yıkılan binalarda enkaz çalışmaları devam ederken bir yandan da insanlar molozlar arasında eşyalarını kurtarma telaşı içerisinde. Yine birçok insan sağ kalan yapılarda eşyalarını vinçlerle yüklüyor. İlçedeki tüm çalışmalar şu an sadece enkaz kaldırmaya dönük ve toplanan enkazlar otoların karşısındaki boş arazilere dökülüyor. Görüştüğümüz Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, AFAD çalışanları ve arama kurtarma ekipleri neredeyse tamamı mevcut enkazların 2-3 yıl içerisinde ancak kaldırılabileceğini söyledi. Ölü sayısının 1000'in geçtiği mevcut verilerde ama kırsal köylerde ve diğer yerlerde ne kadar insanın öldüğü kayıt altına alınmadı. Köylüler kendi imkanlarıyla, devletin ulaşamadığı köylüler kendi imkanlarıyla cenazelerini çıkarıp köy mezarlıklarında defnettiler. Bunu ancak yaşamak lazım. Birebir kendimiz ve ailemiz yaşadık. Şükür canımız sağlam. Çok eskiye dayanan bir bina değil. Yaklaşık olarak 2008'de teslim edilen bir binanın şu anda arkamızda gördüğünüz gibi en son hali bu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilk yapması gereken bu bina yönetmeliğine uymayan insanları ağır bir şekilde cezalandırmalarını, insanların kıt kanaat geçinip de bu müteahhitlerin bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını bir vatandaş olarak talep ediyorum. Normalde yönetmeliğe uymayan, bina yönetmeliğine uymayan binaların hepsinin tekrardan yıkılmasını, bizim yaşadığımız acıları bir dahaki sefere hiçbir vatandaşımızın yaşamamasını temenni ediyoruz. Kıt kanaat geçinen, zorla geçimini sağlayan, 1,5-2 milyona bir ev alıp da efendime söyleyeyim bir anda 5 dakika içerisinde yerle bir olan binanın yıllarca çalışıp bir ev alıp ev alma hayalinde olup evde oturayım düşüncesiyle yaşayan insanlarımızın umutlarını köreltmemelerini talep ediyoruz. Kış oldu, daha şurada da 40 gün 50 gün kış var. Zaten o önemli. Millet çok perişan olacak. Çok perişan olacak millet. Bunu unutma. Şimdi her kişi seçim derdine düşmüş devlet. Millet geçim derdine düşmüş. Seçim iptal ederler. Bu evleri şurada bir iki ay içinde yapamazlar. Seçim başta iki ay kaldı. Tayyip diyor ki ben diyor her diyor, ev sahibine 10 bin lira para vereceğim. Tayyip ben 10 bin lira ne? Suyu çekemem. Vallahi yani ben vermem. Ben kurt köpeğine verdim.